Yardım ediyor. Kayu ve ailesi akşam yemeğindeydiler. Herkes yemeğini yiyordu. Herkes, Rosie hariç. Hadi tatlım, lütfen yemeğini bitir. Ne var Rosie? Bak Rosie, ben bitirdim bile. Yemeğini hiç yemedin. Rosie aç değil. Ama makarna çok lezzetli Rosie. Caillou kardeşinin neden bu kadar huzursuz olduğunu merak etti. Baba, bebek kuşun kanatlarını açıp kendi başına uçmasını izledi. Bebek kuşun büyük çocuk, yani büyük kuş kuş olduğunu düşünmeye başladılar. Son bitti. Bu çok güzel bir hikayeydi Kayı. Teşekkür ederim. Cik cik. Bak baba, ben de büyük kuş oldum. Cik cik. Ve ben de baba kuş oldum. Küçük kuşu yakalayıp yatağına yatıracağım. Şimdi bebek kuşun uyku zamanı. Ama ben bir hikaye daha anlatacaktım. Bana bir hikaye daha anlatabilirsin. Sahi mi? Tabii ki. Ama yarın gece. Rosie iyi mi baba? Hala ağlıyor. Makarnasını bile yemedi o. Merak etme, iyileşecek. Dişleri çıkıyor. Ağrı yapması çok normal. Ama benim dişlerim ağrımıyor. Evet, ama Rosie kadar küçükken seninki de ağrırdı. Sahi mi? Sahi. Belki ben Rosie'yi eğlendirebilirim. Belki sen yardım edebilirsin Caillou. Onu uyutmayı denesene hayatım. Tamam. Caillou kardeşinin ağladığını duyunca çok üzülüyordu. Onun kendini iyi hissetmesini istiyordu. Caillou. Şşt Rosie. Uyuyamıyor musun? Gözlerini yummayı denesene. Caillou annesinin bu durumda ne yapacağını düşündü. Sana şarkı söylememi ister misin? Caillou şarkı söylesin. Hadi uyu küçük Rosie, ağaçların tepesinde uyu. Uyumak zorundasın çünkü gece oldu. Baban dişi ağrıyor dedi, geçer uzun sürmez. Bunun için uykuna yazık etme. Caillou kendi şarkısını pek beğendi. Ama Rosie uyuyamıyordu. Bir daha söyle. Olmaz Rosie, artık uyumalısın. Caillou'nun aklına bir şey geldi. Bir dakika Rosie. Caillou farklı bir oyuncağın kardeşinin uyumasına yardımcı olacağını düşündü. Ama ne vereceğine karar veremedi. Benim en sevdiğim. İşte Rosie, benim itfaiye arabamla oynayabilirsin. Hayır. Önemli değil anne, sadece benim itfaiye arabamdı. Oh, Gilbert. Sen miydin? Gel burada Rosie'nin yanında yat. Gördün mü? Gilbert bile uyuyacak. Sen de uyumalısın, tamam mı Rosie? Hadi. Rosie tavşan istiyor. Tamam Rosie. Ama Caillou tavşanı bulamıyordu. Tavşanı bulamıyorum Rosie. Kanguru olmaz mı peki? Hayır. Birdenbire Caillou Rosie'nin tavşanının nerede olduğunu hatırladı. Hemen dönerim Rosie.
Rosie. Şşt, Gilbert. Rosie'nin tavşanı. Teşekkür ederim Gilbert. Tavşanım. Şimdi sana rahat uyuyabilmen için bir hikaye anlatacağım. Bir bakalım. Aha. Bir gün Rosie ve Caillou Luna Park'a gitmişler ve kocaman atlı karıncaya binmişler. Kangurunun üstüne. Sıkı tutun Rosie. Kanguru Rosie ve Caillou'yu bütün park boyunca gezdirmiş. Derken kanguru çok çok yükseğe zıplamış. Bak Rosie, kuşlar gibi uçuyoruz. Rosie ile Caillou uçuyor. Göklerde uçmak çok zevkliymiş. Yıldızlara kadar uçtular. Aa, ne parlak. Vay canına, şuraya bak Rosie. Çok güzel. Rosie yorulmaya başlamış. Ve kanguru onları evlerine geri getirmiş. Rosie ve Caillou yeni arkadaşları kanguruya el sallamışlar ve yatmışlar. Bitti. İyi uykular. Caillou Rosie'nin uyumasına yardım ettiği için mutluydu. Ve şimdi kendi uykusu da çok gelmişti. İyi geceler Rosie. Tatlı rüyalar. İyi geceler büyük abi Caillou. Caillou itfaiyeci. İşaretiyim. İlerle. Şapkanı alabilir miyim Caillou? Ama şimdi ben giymek istiyorum. Dikkat. Şimdi temizlenme zamanı. Birazdan çok özel bir misafirimiz gelecek. Caillou, Leo'nun şapkasını giymesine izin vermediği için kendini çok kötü hissetti. Ama gerçekten misafirleri geldiğinde şapkalı olmak istiyordu. O benim. Hayır, benim. Önce ben buldum. Önce ben buldum. Hadi onu bana ver. Hayır, o benim. Caillou, Bayan Martin'in her zaman paylaşma ve sırayla oynama konusunda dediklerini hatırladı. Jason, neden biraz da Jeffrey'nin oynamasına izin vermiyorsun? Şşt, Leo. Buradayım. Biz de sırayla kullanabiliriz. Ben şimdi şapkamı biraz giyeyim, sonra da sen giyersin. Tamam mı? Peki, teşekkür ederim Caillou. Çocuklar, aranızda duman alarmının ne olduğunu bilen var mı? Duman alarmı eğer havada duman varsa çalarak bizi uyarır. Bu neden bu kadar önemlidir? Çünkü eğer duman varsa bir yerlerde yangın var demektir. Doğru. Bizim sınıfımızda da duman alarmı var. Bulabilecek misiniz? Acaba nerede? Evet, gerçekten çok bulamıyorum. Sen gördün mü? Nerede? Duman yükselir. O zaman duman alarmı nerede olabilir? Nerede olabilir? Yukarıda. Evet, işte ben gördüm. Ben de gördüm. Çok iyi. Misafirimiz geldi. Lütfen herkes otursun. Çocuklar, şimdi itfaiye müdürümüze günaydın diyelim. Günaydın.
Herkese merhaba. Ve gördüğüm kadarıyla bu sınıfta 4 tane itfaiyeci var. Şapkalarınızı çok beğendim. Ama benimki biraz ağırdır. Bugün okulda yangın çıkarsa ne yapabileceğinizi konuşacağız. Bunun anlamını bilen var mı peki? Yangın tatbikatı. Evet doğru. Şimdi birincisi. Eğer herkes dikkatli olursa zaten yangın çıkmaz. Ama yangın çok tehlikeli bir şeydir çocuklar. Bu yüzden eğer yangın çıkarsa ne yapacağınızı bilmeniz gerekir. Bugün yangın alarmını deneyeceğiz. Yangın alarmını duyduğunuzda ne yapıyor olursanız olun her şeyi bırakıp binadan çıkmanız gerekiyor. Alarmın sesi yüksektir. Çok... Ne kadar yüksek olduğunu duymak ister misiniz peki? Evet, isteriz. Hazır olun. Şimdi başlıyor. Yeterince yüksek miydi çocuklar ha? Söyleyin. Evet. Alarmı duydunuz. Şimdi çok dikkatli ve hızlı bir şekilde dışarıya çıkmalıyız. Sınıfımızdaki 4 itfaiyecimizden yardım rica edebilir miyim? Kayu yardım etmek istedi. Ama Leo'nun şapkayı giymek için sırasını beklediğini hatırladı. İşte Leo, sen yardımcı olabilirsin. Teşekkürler Kayu. Pekala Leo, bana elini ver. Şimdi herkes sırayla el ele tutuşsun bakalım. Birlikte çıkarken sessiz olmak önemlidir. Hazır mısınız? Evet, gidiyoruz. İşte çocuklar. Burada bir arkadaşım var ve hepinizle tanışmak istiyor. Bunun adı Sparky. Hadi gel oğlum. Gel arkadaşlarınla tanış. Onu iş başında görmek ister misiniz? Evet. Sparky, konuş hadi. İyi çocuk. Pekala, kamyona ilk olarak sen binmek ister misin? Hı? Kayu da gelebilir mi? Tabii ki. İki kişilik yer var. Bu çok büyük. Siren sesini çalıştırmak ister misiniz? Evet, lütfen. O zaman hazır olun çünkü bu siren çok yüksek seslidir çocuklar. Yoldaki diğer araçları kenara çekilmeleri ve yol vermeleri için uyarıyor. Peki şimdi hazır mısınız? Tekrar yapsana Kayu. Şimdi Leo'nun sırası. Evet, biz de senin gibi birini ekibimize almaktan mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Şimdi kim gelmek istiyor? Al bakalım Kayu, şimdi de sıra sende. Teşekkür ederim Leo. Ben de onun gibi büyüyünce itfaiyeci olacağım. Kayu en iyi arkadaşı Leo ile birlikte çok iyi bir yangın ekibi oluşturabileceklerini düşündü. İtfaiyeci. Yangın alarmı duydum. Here to save the day. I'm Caillou, the fireman. If you need
Kayu Kurtarıcı. Biliyor musun Gilbert? Leo geliyor. Ona büyük babamın bana verdiği arabamı göstereceğim. Bir zamanlar babamınmış. Buralarda bir yerdeydim. İşte buldum. Gilbert, oyuncak kutusu oyuncaklar içindir. Kediler için değil. Bebek saklandı. Şimdi olmaz Rosie. Leo arabalarla oynamak için geliyor. Bebek saklandı. Rosie de oynayacak. Rum rum. Şimdi olmaz Rosie. Hayır Rosie, sen burada arabalarla oynamak için yeterince büyük değilsin. Rosie büyüdü. Öyle büyük değil. Benim gibi büyük olmalısın Rosie. Rosie Kayu'ya yardım. Oh. Rosie. Kayu diğer bütün büyük abiler gibi kardeşinin oyuncaklarını karıştırmasından hoşlanmıyordu. Şimdi her şeyi yeniden yapmam gerekecek. Leo geldi. Kayu. Merhaba Leo. Ne oldu biliyor musun? Büyük babam bana eskiden babama ait olan bir araba verdi. Vay canına, gerçekten çok eski olmalı. Aha, kapıları da açılıyor biliyor musun? Görebilir miyim? Tabii, hadi gel bak. Hey Rosie, arabalarım nerede? Ararsak bulabiliriz. Arabalar saklandı. Nereye? Nerede bulabileceğimi biliyorum. O arabaları kurtarmamız gerekiyor. Bu çok büyük bir iş olacak. Nasıl kurtaracağımızı biliyorum. Beni takip et. Sıkışmış. Ah, ben sana yardım ederim. Hey, Gilbert. Gilbert, yapma. Yakaladım. Hadi kurtarma ekibi iş başında şimdi. Saklambaç. Rosie de oynayacak. Tamamlandı. Şimdi araçları kurtarabiliriz. Tamam, şimdi kancayı tak.
araba hala bulunamadı. Kırmızı ve siyah olan da öyle Leo. O zaman vinç kullanalım. İşte oradalar. İşte şimdi hepsi kurtuldu. Babama ait olan buydu Leo. Siz ikiniz neler yapıyorsunuz burada? Bütün bu arabalar kayaların arasında mahsur kalmıştı. Hepsini kurtardık anne. Aa, bu çok zor bir işmiş. Acıkmış olmalısınız. Bir şeyler yemeye ne dersiniz? Evet lütfen anne. Peki o zaman siz buraları toplarken ben de yiyecek bir şeyler getireyim, tamam mı? Rım rım. Arabaları kurtarmak çok zevkliydi değil mi? Evet, Vinç'le onları kurtarmak çok zevkliydi. Rosie de oynasın. Ama şimdi olmaz Rosie. Benim arabamda ne yapıyorsun Rosie? Rosie de araba oynayacak. Caillou, Rosie'nin arabasıyla oynamasından hiç hoşlanmadı. Ama sonra onları kurtarırken Leo ile ne kadar eğlendiklerini hatırladı. Bir başka kurtarma işine ne dersin Leo? Evet. Rosie, arabalarımı tekrar saklasana. Rosie araba saklar. Rosie bize kurtarmada yardımcı olabilir. Evet, çekici kamyonunu kullanabilir. Hadi Leo, kurtaracak çok araba var daha. Thank you.